Evet arkadaşlar, bugün yapacağımız ürün bir geri dönüşüm ürünü. Bittiğinde aynen bu şekilde gözükecek. Bu bir masaüstü organizeri. Soldan sağa rahat bir şekilde bir hat üzerinde döndürebiliyoruz. Toplamda benim bastığım baskılara göre 2, 4, 6 tane kutusu var. Bir tanesi derin, diğerleri ince. Bu şekilde bir ürün tasarladım. Bu videoda bu ürünü nasıl yaptığımı, bu ürünü nasıl meydana getirebileceğimizi, neleri kullandığımı tek tek sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Ürünü şu bölüme yapmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi orada beyaz bir ufak boruya benzer cismimiz var. Şöyle çıkarayım. Mantığımız şu. İçinde bir tane bu keser, ne bileyim işte ufak çapa gibi ürünlere taktığımız bir tahta parçamız var. Etrafında da böyle güzel görünsün, beyaz dursun diye streç film sarılı olan eski bir karton parçası var. Onu da atmamıştım. Tam arkadaşlar bu tahta parçası bu borunun içine birebir sığıyor. Ve de ayrıca tam da benim, şöyle koyayım, dolabımın altına oturuyor. Ben şimdi bu raflardan yapacağım birkaç tane. Hatta şu an göstereyim. 3 boyutlu yazıcı basıyor. Kaç tane sığacağı hakkında bir fikrim yok. Tamamen doğaçlama gidecek. Ürünün baskısı bu şekilde. Mavi filament kullanıyorum. Eğer işime gelmezse daha sonra zaten renklendireceğim. Bitince görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Hemen Tinkercad'e giriş yaptım. Yeni bir çalışma sayfası kendime açtım. Hemen çizimlerimi yapmaya başlayacağım. Tinkercad ile alakalı bilgisi olmayan arkadaşlarım kanalda eğitim bölümünde ya da Tinkercad 3 boyutlu tasarım bölümünde Tinkercad'e nasıl üye olacağımız, nasıl çizim yapacağımızla alakalı basit videolar var. Bakabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hemen öncelikle geri dönüşüm malzemesi kullanarak yapacağımız organizerimizi çizmeye başlıyoruz. Organizerimin arkadaşlar silindir kısmını daha önce de bahsettiğim gibi streç film artığından, yani streç filmin sarıldığı o karton hazneyi kullanacağım. Onun için hemen bir tane silindir alıyorum. Sizden ricam mutlaka ama mutlaka yapmanız gereken, tarafları arttırmalısınız arkadaşlar. Taraflar ne kadar az olursa silindirinizin kenarlarında o kadar kesik kesik bölümler oluşacak. Böyle bir durumda da zaten organizer dönmekte zorlanacak, dönmeyecektir. Tarafları 64'e getiriyorsunuz ki tam bir silindir elde edelim. Bir de kenara hemen şuraya cetvel koyalım ki ölçüleri görebilirim. Benim arkadaşlar kullandığım karton silindirin çapı 34 milim. Ben 1 milim büyük olacak şekilde ayarlıyorum ki rahatlıkla dönebilsin. Hemen 35 milim soldan sağa, 35 milim geriye ve yüksekliği de 30 milim olacak şekilde iç kısmı ayarladım. Hemen bundan bir tane çoğaltıyorum. Birer buçuk milim soldan sağdan fazla olacak şekilde et kalınlığını belirleyeceğim. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Yani 1,5 milimlik bir kalınlık bizim için yeterli oluyor. 1 milim bir hayli az. Kırılması çok kolay. Çok kırılmaya müsait bir yapısı oluyor. 35 olan yerleri 38 yapıyorum. Soldan sağa ve geriye doğru. Bu sayede iç içe geçirdiğimizde hem önden hem de sağdan soldan birer buçuk milimlik bir et kalınlığımız kalacak. Küçük olan dairemi delik yapıyorum. Küçük olan silindirimi delik yapıyorum daha doğrusu. Hizalamadan birbirinin içine olacak şekilde hizalıyorum. Gördüğünüz gibi şu an burada benim kalan et kalınlığım, yani malzememin kalınlığı birer buçuk milim her tarafta. Bu burada bir dursun. Gelelim kutumuza. Kutuyu da arkadaşlar çok fazla uzun yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü içine malzeme koydukça ağırlıkla beraber taşıma gücünü azaltacağız. O yüzden ben ölçü olarak genelde 120 santim, yani 12 milime 70 milimlik yapmıştım. Benim için hem sertliği hem kalınlığı hem de taşıma gücü yeterli geldi bana. Daha önce denemiştim. Hemen bunu ayarladım. Yüksekliğini de yine 30 milim yapıyorum. Yani 3 santim. Bunun iç kısmını şimdi deleceğiz. Aynı malzemeden bir tane daha çoğaltıyorum. Şöyle kenara alayım şunu. Bunu da yine sağdan soldan ve geriden et kalınlığı birer buçuk milim olsun diye 120 olan yeri 117'ye düşürüyorum. 3 milim kısaltıp 70 olan yeri de 67'ye düşürüyorum. Yüksekliğini de 30 yerine 28'lik bir yükseklik bizim için yeterli. Şöyle bunu biraz da havaya kaldıralım. Şimdi bunları birbirinin içine hizalayacağım. Hizalamayı seçiyorum. Ortaya, geriye doğru, ortaya. Şu şekilde yaptığımda bakın. Bir de en alta hizalamayayım. Böyle kalsın. İçtekini delik olarak seçiyorum. Ben bunu 28 milim yapmıştım. Yani yerden yüksekliği 2 milim kalırsa, yani şu şekilde bu malzeme tam bununla böyle bu şekilde 0'a 0 yanaşırsa göreceksiniz ki bunun tabanında 2 milimlik bir kalınlık oluşacak. O da taşımayı bizim için arttıracak. Şöyle hatta delik olan nesnemi seçebilirsem buradan size göstereyim. Şunu normal yapayım. Dıştaki delik yapayım. Bakın şurada gördüğünüz gibi altta 2 milimlik bir kalınlığımız var. Bu da gayet yeterli. Şimdi şunu hemen sarı yapayım. Üsttekini de delik yapıyorum. Ve bunları birbiriyle seçip gruplandırıyorum. Taşıma haznemiz bu. Malzemeleri taşıyacak olan bölümümüz yani bu. Şimdi gelelim silindirimizi yerleştirmeye. Arkadaşlar silindiri yerleştirirken soldan sağa ortalama yapacağız. Fakat bu silindirin sizin kutunuzun ne kadar içine girdiği sizinle alakalı. Yani çok fazla böyle sınırda bir birleştirme yapmayın. O zaman çok çabuk kırılacaktır. Çünkü bu kutunun içine siz malzeme koyacaksınız. Ben bir kısım şöyle içeriye kadar giriyorum. Herhangi bir ölçüsü yok bunun yani. Ve bir de bunları soldan sağa şöyle hizalıyorum. Şu an mantığım bu şekilde. Hepsini birden seçip gruplandırdığım zaman bakın gördüğünüz gibi silindirimle kutuyu birleştirdi ve silindirle kutunun içinden şu kısmı çıkarıp attı. Yani bu silindirimizin içine geçecek olan bölümlerden bir tanesi bu. Bunun dışında bir tane de yüksekliği daha fazla olan malzemeler için, materyaller için bir kutu yapacağım. Onun da yüksekliğini 8 santimlik yapacağım. Şunu hemen çoğalttım. Grubunu çözüyorum tekrar. Şunun da grubunu çözüyorum. Şu malzemelerimin yüksekliklerini ayarlıyorum. Hepsini birden seçtim. Bakın gördüğünüz gibi yükseklik 30'du. Bunu 70 yapalım. 7 santimlik olsun. 70 yaptım. Şunu bir kontrol edelim. Altta hala bakın bu sefer 2 santimden ya daha doğrusu 2 milimden daha fazla bir kalınlık oldu. Bunu istemiyoruz çok fazla çünkü baskı maliyetimizi arttıracak ve süreyi uzatacak yazıcının basma süresini. Bir kontrol edeyim. 65.33'müş. Bunu hemen 68 yapıyorum. Ve yine şu oktan tutarak aşağı sıfırlıyorum. Bu 68 dış kutuda 70 olduğuna göre dipte gene 2 milimlik bir boşluğumuz kalmış oldu. Hepsini seçip gruplandırmak gibi bir hataya düşmeyin arkadaşlar. Hepsini seçip gruplandırdığınızda bakın kenardaki bizim destek noktamızı da yiyecek. O yüzden öncelikle kutumuzun içini boşaltıyoruz. Yani şu kutuyu seçiyorum ve birleştiriyorum. Daha sonra geri kalan hepsini seçip birleştiriyorum ki bu şekilde 2 tane malzeme elde edebileyim. Bunlar bizim organizerlerimizde yer alacak kutularımız. Bir de arkadaşlar bunun taşıyıcı bölümlerini çizeceğiz. Yani üstte ve de altta ahşaba yapıştıracağımız veya vidayla sabitleyeceğimiz alanları çizeceğiz. Şimdi hemen hızlıca onları da oluşturayım. Yine bir tane silindir aldım. Taraflarını 64 yaptım. İç deliğim her zaman için 35 milim olacak. Bunda bir farklılık yok. Şunu da yine 30 olarak bırakabilirim. Fakat bu sefer et kalınlığını yani şurada 1,5 milim bıraktığım et kalınlığını burada birazcık arttıracağım. Çünkü artık bu silindiri yukarıdan ve aşağıdan havada tutacak olan kısım olacağı için birazcık daha kalın olması bizim için iyi. Şu an bu 35 milim dışı. Bunu da 40'a 40 yapıyorum ki 2,5 milim en azından sağdan ve soldan bana bir alan bıraksın diye. Şunu hemen delik yapıyorum. İkisini birbirine hizalıyorum. Bir ortalığı göreyim. Bakın gördüğümüz gibi şu malzemeden daha kalın oldu dışı. Bir de bunların altına bir tane kare şeklinde bir ayak yapacağım ki vidayla istersen vidayla ben yapıştırıcı kullanacağım. Siz vida da kullanabilirsiniz. Tavana yani üst kısma ve de alt tabana sabitleyebilelim. Bunun da ölçülerinin çok bir önemi yok ama hani 50'ye 50 yapayım. İleriye ve geriye doğru. Yüksekliği de Yani 2,5 santimlik bir yükseklik bizim için yeterli. Bu kenarlarını çok fazla sivri yapmayacağım. Birazcık böyle kenarlarını pahlamak istiyorum. Yani yumuşatmak. Şurada gördüğünüz yarıçapı arttırırsanız bakın kenarlardan birazcık kısmış olacak. Bu da bize daha güzel bir görüntü sağlayacak. Şimdi bunu alıyorum. Hepsini birlikte seçiyorum. Ve birbirinin içine ortalıyorum. Şu çok içeride kaldı. Onu da birazcık yukarı çıkaracağım. Şöyle. Aynen yapmak istediğim şey tam olarak bu. Ama sanki şu alt kısım birazcık fazla kalın oldu. Bunu bir aynen 10 milim yani 1 santimlik alan bizim için sanki daha uygun. Şu şekilde hepsini seçip birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi alt ayağım hazır. Bunun aynısından bir tane daha çoğaltıp onu da üst ayak şekline getirebilirsiniz. Bir de ara parça yapalım bir tane. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada sanki varmış gibi göstereyim size. Şöyle bunlar üst üste geldiğinde birbirlerine ben sürtmelerini istemiyorum kutuların açılıp kapanırken. Yani şöyle aralarında bir 4 milim kadar boşluk beni daha rahat kullanmaya teşvik edecek. O zaman şu silindirin aynısından bir tane de miniğini yapıyorum. Hemen bunu bir çoğaltayım. Şurada grubunu çözeyim. Tekrar tekrar uğraşmayalım. Şunu sildim. Bir tane de bundan yapıyorum. Bunun da yüksekliğini 4 milime ayarlıyorum. Şöyle ara malzeme olacak. Yani her bir organizerimin üstüne bir tane bundan ekleyeceğim. Bu sayede iki organizer arasında şöyle bir ara parça olmuş olacak. Bu hem kutuların bu kare kısımları birbirine sürtmeyecek. Hem de dışarıdan bakıldığında daha düzenli bir yapı bizim için oluşturacak. Ben arkadaşlar takribi demiştim hani 5-6 tane yapmayı düşünüyorum. Bunun dışında 5-6 tane yaparsam şöyle şuradan çizerek göstereyim. Şu benim eğer boru olarak silindirimizi sayarsak ya bunlardan 5-6 tane üst üste koyduğumda üstte ve altta bir kısım boşluklar kalacak. Yani ben bu organizerlerimin belli bir yükseklikten başlamasını istiyorum. Yere sıfır olmasın. Yere sıfır olduğu zaman aynı zamanda masama da sürtecek ya da diğer malzemelere sürtecek. Bunların altına bir tane de bunları havada tutup aşağı üzerine malzeme biriktikçe, içleri doldukça aşağı kaymamasını sağlayacak bir malzeme yapacağım. Onu da hemen şu şekilde basitçe üretelim ve halledelim. Şuradaki silindirimin aynısını kullanabilirim. Çoğalttım, grubunu çözdüm. Şu alt tarafını uçurdum. Bunun yüksekliği ne kadar olsun? Çok fazla bir yüksek malzeme ihtiyacımız yok. Yani burada ne kadar vermişiz? 30 vermişiz. Yani 3 santim. Bize şöyle 1,5 santimlik bir malzeme ve alan yeterli. Hemen bunun dışına arkadaşlar bir tane koni ekliyorum. Koniyi de niye eklediğimi size birazdan anlatacağım. Şunu yüksekliğini sıfırlayalım ki zemine insin. Konimi de arkadaşlar ters çeviriyorum. Yukarıdan aşağı simetriğini aldım. Konimi yine mutlaka taraflarını 64'e getiriyorum. Ve şu şekilde hepsini birbirinin içine hizalayacağım. Geriye doğru ortaladım. Soldan sağa zaten ortalıymış. Konimi şu şekilde büyüteceğim. Ne kadar büyüteceğim? Hemen hemen şöyle 60'a 60 olacak kadar büyüteceğim ve yukarıdan da arkadaşlar bir miktar bastıracağım. Yani üst kısmı şu şekilde olacak 0. Alt kısmımızın da taban yarıçapını da pardon ters çevirdiğimiz için şöyle şu şekilde arttıracağım. İstediğim malzeme kaba tabirle bu aslında. Şunları tekrar birbirinin içine ortalayayım. Şöyle bir malzeme istiyorum. Bunu niye yaptım? Şu organizer dediğimiz malzememiz yani sağa sola dönecek olan malzeme bunun üzerinde yer alacak. Şöyle tam ortaladığım zaman şu şekilde yer alacak. Bu sayede ben bu organizerimin içine bir şeyler koyduğumda yani bu kutuyu doldurduğumda şuradaki konimin kesiti benim organizerimin aşağıya doğru eğilmesini engelleyecek. Yük tamamen bu koninin bu kanadına binecek ve soldan sağa döndürürken de ben daha rahat bir döndürme işlemi gerçekleştirebileceğim. Yani bir diğer malzemem de bu. Bunu da hemen gruplandırıyorum. En alt kısma bunların altına takacağım da bu oldu. Hemen şöyle size kabaca çizdiğimiz ürünlerin mantığını ya da yapısını göstereyim. Şuradan 34'e 34'lük benim bir tarafları 64 olan yüksekliği de yaklaşık herhalde bir 40 santim falan var. Şöyle uzatayım. Böyle bir silindir haznem var. En alta ben şunun gelmesini istiyorum. Şöyle. Biraz da yukarı kaldıracağım. Ve onun da altında şu malzemem olacak. Bunu da biraz yukarı kaldıracağım. Yani şöyle bir yükseklikten başlayacak. Ondan sonra bunun üzerinde şunlar. Arada da o 4'er milim basacağım. Ara malzeme ile birlikte. Yani her biri birinin üzerindeyken aralarında 4 milim gibi şöyle bir boşluk oluşacak. Ve bundan yaklaşık üst üste 6-7 tane yapmayı düşünüyorum. Şöyle olacak yani. Şu şekilde bir organizerimiz olacak. Hem bu sayede masa üstünde çok fazla yer kaplamayacak. Bunlar kendi ekseni etrafında, yani silindirin etrafında dönebilecekler. Çizimimiz aşağı yukarı bu şekilde. Eğer sizin elinizde silindirinizin, yani o yük iskelet kısmınızın çapı daha farklıysa buna uygun oluşturabilirsiniz. Eğer elinizde böyle karton malzemeniz yoksa herhangi bir hırdavatçıda bulabileceğiniz bu işte keser veya eski kullanılan küçük balta sapları var. 4-5 TL civarında ahşap. Onlardan da alıp dışını bir zımparalayıp boyayıp bununla birlikte kullanmak için hazır hale getirebilirsiniz. Yani etrafımızda çok fazla silindirik malzeme var açıkçası. Kullanmak da gayet kolay. Hadi şimdi baskıya geçelim. Baskıdan sonra bitmiş halinde sizlere göstereceğim. 3 boyutlu baskı işimize başladık. Şu an 3 boyutlu yazıda göstereyim sizlere. Baskım devam ediyor. Ben yazıda çok fazla hızlı baskı almama taraftarıyım. Hızım da ona göre düşük diğer baskılarıma göre. Şu an dilimleyici programında 2 saat 24 dakika gibi bir süre gösteriyor ama ben bunun üzerinde bir 20 dakika daha ekliyorum. Çünkü genelde benim yazıcım orada yazandan 20 dakika fazla sürede baskı alıyor. Filament olarak da Uzaraz marka. Bu güzel. Şöyle göstereyim. Mavi filamenti kullanıyorum. Çok hoşuma gitti. Baskıları çok güzel. Çok hassas çıkıyor gördüğünüz üzere. Benim yazıcım çünkü arkadaşlar eski rep bir yazıcı. Yani toplama. O yüzden böyle filament ne kadar benim açımdan sağlıklı ve güzel olursa baskılarım o kadar güzel çıkıyor. Hatta şöyle size bitmiş bir tane baskımı göstereyim. Bu şu an arkadaşlar çizdiğimiz çizimin baskıda bitmiş hali. Görüldüğü üzere son derece güzel duruyor. Işık altında da zaten filamentin rengi çok güzel. Bittiğinde bu sopa üzerine artık kaç tane sığarsa, benim tahminim böyle aklımda 5 veya 6 adet sığdırmak var. Göreceğiz. Bu arada aldığım diğer baskılardan da göstereyim sizlere. Bunu kısa zaman önce basmıştım. Gerçekten Uzaraz marka filamentleri yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Hiçbir şekilde arkadaşlar kötü bir yanını şimdiye kadar görmedim. Odanın zaten her yeri 3 boyutlu baskı dolu gördüğünüz gibi. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürünümüz bitti. Montajını yaptım. Daha önce anlattığım sizlere içindeki bu ahşap sap kısmını ben çıkardım arkadaşlar. Yani çok böyle zaten kartonun çok kalın olmasından dolayı bir gücü vardı. Daha da fazla ağırlaştırmak istemedim. O parçayı çıkardığım için de alt kısmına şu şekilde bir tane yükselti bastım, o sapın geleceği kısma. Onun dışında bütün tasarımımız yine anlattığım, çizdiğim tasarımın aynısı. Şu şekilde göstereyim. Çok rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz. Ara parçalar da rafların birbirine sürtmesini engelliyor. Bu şekilde bir modüler tasarımı var. İstediğiniz herhangi bir yöne döndürebiliyorsunuz. Ben duvarda bunlar kapandığında düz kalacak şekilde bırakmayı tercih ettim. Bakın gördüğümüz gibi şöyle göstereyim. Altta yaptığımız ayak kısmı, bu aşağı kaymasını engellemek için kutuların alt kısmına yaptığımız destek kısmı. Bu sayede bakın kutuların her biri düz bir yörünge üzerinde dönüyor. Yani üstüne ağırlık bindikçe aşağı doğru eğilmiyorlar. Üst tabanına yaptığımız şurada destek kısmı. Ben ayrıca ne olur ne olmaz diye sadece bu silindirin üst kısmını sabitledim. Alt kısmımız boşta. Yani şu ayağı çektiğimiz zaman arkadaşlar bu silindir yerinden çıkıyor. Ola ki ileride hani yıpranır, eskir ya da yırtılırsa diye, ne olur ne olmaz diye bu şekilde bir kullanım tercih ettim. Vallahi şu an itibariyle gayet iyi. Sadece mavi renkle alakalı bir sıkıntımız var. Bakalım, eğer gözüm alışırsa mavi kalacak, alışmazsa rengi dönecek. Çünkü odada çok fazla mavi filamentle basılmış ürün de var. Bakalım, gözümüz hoş gelirse eğer devam edeceğiz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım işlevsel bir şey olmuştur sizin için. Soru ve görüşleriniz için her daim buradayım. Yazarsanız cevap vermeye çalışırım. Şimdilik iyi günler.